Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir video daha çekeyim dedim sizler için. Birisi sultan istemişti. Elimizdeki bütün sultanları belki de sahiplendirebiliriz. Böylelikle sayısını da görmüş olduk. Elimizde 5 tane. Artık kaç aylıksa 2-3 aylık oldu galiba bunlar. Rahat. Sultanlarımız var. Vallahi anatomik yapıları güzel. Fizik, ayak, parmakları güzel. Umarım sağlıcakla büyürler. Sanırım bir tane erkek var. Geri kalanı da dişi gibi geliyor bana. Dediğim gibi sultan ırkı beslemedim ama baktığımda öyle sakalı makalı falan. Bir tek şu arkada gözüken horoza benziyor. Geri kalanı tavuk gibi bu bölmede. Bunlar büyüsün bakalım. Aynı zamanda şurada da zaten anne altından çıkma sultanlarımız var. Şöyle. Onlar da 4 tane sağlıklı şekilde büyüyorlar. Tabii bir tanesi bıldırcın. Orada da cinsiyetlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Onları çekiyordum. Dedim bir de bir video çekelim. Viyandotlar zaten gördüğünüz gibi maşallah var. Gün geçtikçe de güzelleşiyorlar. Nazardan korusun Rabbim. Burada zaten silver laket yani beyaz siyah oyalı 6-2 gibi bir şeydi galiba. Onlar da oran güzel. Sarı siyahlardan da bir tane tavuğumuz var. O da güzel. Bunlardan iki takım oluşturacağız. Tabi sultanları satarsak bu bir dişi bir erkek sarı siyahları şu yan bölmeye koyabilirim. Onlar da baya baya güzel oldu ya. Desenler, şekiller iyice oturmaya başladı. Hollanda tepelilerinden elimizde kaç tane var? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane. 16, 17 gibi de Hollanda tepelimiz var. Bunun içinde sanırım 2 ya da 3 tane horozumuz vardı. Yani erkek olan. Geri kalanı yine tavuk. O yüzden oranımız yine iyi tuttu bak. Şurada bir tane horoz var. Onun yanında var 2. Şu da ufaklıkta 3. Zaten biliyorsunuz yapmış olduğumuz çekilişte bir dişi bir erkek hediye göndermemiz lazımdı. Hala gönderemedik. Onu yollayacağız. Brahmalardan da 1 aylık yollayacaktık. Hala göndermedik. Çünkü çıkan arkadaşlar nedense bana yazmıyor. Ben de tekrardan hani videoya dönüp de kimdi demek istemiyorum. Uğraşmak istemedim ama sözümüz söz. Yani bu hayvanlara biz 1 aylık dedik. Şu anda 2 aylığa yaklaştılar. 3 aylık da olsa 4 aylık da olsa o 1+1 hediyeyi göndereceğiz arkadaşlar. Sözümüz söz. Ben bunu birçok videomda söyledim zaten. Göndermeme gibi bir şansımız, lüksümüz yok. Bir dişi bir erkek brakelimiz var. Bunlar da gayet güzel oldu. Benim ilk göz ağrılarım. Nasipse ben bir dişi bir erkek brakelden de bir takım kümes yapacağım. Bildiğiniz gibi Hollanda tepelilerini de bir dişi bir erkekten üretip bu hale getirdik. Brakeli de aynı şekilde yaparız. Sultanları da bir dişi bir erkekten ürettik. Yani insan çoktan çok, azdan az değil, azdan çok olabiliyor. Gördüğünüz gibi burada 5 tane. Gel bakalım sultanımız var. Bunların hepsi bir diş, bir tane anneden olma. Bak bu bana göre horoz. Belli. İnsinler şimdi, bunlar buradan inmez. Bu arada ayak tırnakları falan nasıl bilmiyorum ama bak. Mükemmel. Yani bir sultanda en önemli hususlardan bir tanesi bildiğiniz gibi ayak tırnaklarının ayrık olması. Bak mükemmel bir ayak tırnağı var. Hepsi böyle. Ayak renkleri de güzel. Koyu. Hatta şuna bakalım bir de. Bu da güzel. Bak bunun da ayakları açık mesela. Gayet başarılı. Bunlardan hatta ve hatta uğraşılırsa yarışmaya hayvan bile çıkar. Sultanlarımız güzel. Brakellerimiz güzel. Hollanda tepelisini de bir dişi bir erkekten yaptık. Sultanları da bir dişi bir erkekten bu sayıya ulaştırdık. Hatta geçen sene de Gamble ördeklerini bir dişi bir erkekten üretmiştik. Sanırım eve bir dişi bir erkek ya da iki dişi bir erkek bile damızlık yaparsan, azmedersen başarabilirsin. Ben bunun bir örneğiyim diye düşünüyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir sürü Brahma anacımız vardı ama Brahma sayımız bunlar kadar değil. Yani orana göre değil.
15 tavukta 50 ise bir tavuktan dünya yavru ürettik. Neyse. Bunlar da böyle durum. Hava güzeldi. Sabahtan serindi. Yavruların bir bölmesini aşağıya saldım. Yani şuraya saldım. Dışarıya çıksın geçsinler diye. Dışarıda tabi rüzgar var. Ama içeride büyüdükleri için artık kalabalık oluyorlar arkadaşlar. Sıkıntı yaşanıyor. Ben de şöyle dışarıya doğru salayım. Çıkın bakalım hadi. Çık 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 çık. Takılmayın burada hadi. Orada gölge var mis gibi. Şu horoz gözüme takılıyor ya. Güzel. Maşallah. Hadi. Haydi. Çık 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 çık. Çık çık. Bu inatçı çıktı ya. Haydi. Çık 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 çık. Kapatayım da. Neyse. Hemen hemen hepsini çıkarttık. Gün geçtikçe de güzelleşiyorlar. Horozların bazıları özellikle iskelet sistemi oturunca daha da kendini toparlıyor. Şunun mesela kanatları tam oturmamış ama o da toparlayacak. Diğer yavrular zaten gün geçtikçe güzelleşen eminim adım gibi. Bu ramalar 6. ve 7. ayında artık kendini tamamen belli ediyor arkadaşlar. Şu an bütün tüyleri geçici tüyler, hepsi yok olup gidecek. Yeni yeni tüyler gelecek. En köşeye yavru köpekleri koydum. Oraya da bakacağım. Anne maşallah ne güzel yatmış oraya. Horozun birini bu bölmeye ayırdım. Dinlensin. Tavukları, şunları kapatıp da tavukları salabiliriz aslında. Hadi yerinize. Siz çok geziniz. Hadi. Sıkılmışsınız. Çıkmayı düşünmüyorsunuz. Yürü. İçeride kapalı kalın azıcık. Artık kümese bir temizlik vaktimiz geldi arkadaşlar. Temizleyeceğiz. Hadi gel. Gel 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 gel. Ben geleyim ya da dur. Çık bakalım. Bak anneye bak nasıl yatmış. Allah'ım ya Rabbim. Tavşan gibi kalmışsın ya. Burayı tavşan gibi kazmış kendisi bak. Tamam. Tavuklar geçsin. Buradan yumurtaları sabah almıştık. Boşa yatmayın böyle. Aferin. Sıcakta tabii hayvanlar bunaldı. Hayvana baksana ya. Burayı böyle kazmış, kendine yatak yapmış. Helal olsun lan dayıoğlu. Yapıyorsun bu sporu ha beyaz. Tabii yavruların içini toz yapmış. Alta geçen gün güzel bir yorum yapmış da. Şunu şöyle bir dakika koyalım. Temizlik yapacağım. Anne orayı kazarken burayı pisletmiş. Kaç bakayım. Altına halı koydum. Yumuşak olsun, rahat etsinler diye. Yavrunun altı halıdan dolayı pişik olmuş. Bunu da Ceyhan abi fark etmiş. Bak düzeldi hayvan, görüyor musun? Buradan Ceyhan abiye selam olsun. Yani bu şekilde daha rahat ediyorlar. Altına şu an halı atmak iyidir. Hava zaten sıcaktı. Bu bölmeye taşıdım. Tavukları da dışarıya saldım mecburen. Şu an için annenin keyfi güzel. Yavrular da mızıklamayı kesti. Benim şurada bir pencere var. Biraz toz kaplamış ama... Buradan güzel bir hava sirkülasyonu var. Zaten kümesin önü falan da böyle açık. Kocaman alan yemi suyu önünde. Yavrular rahat ediyor. Halıyı koyacağım ama yavrular biraz böyle basmaya başlasın arkadaşlar. Daha iyi olacak. Şu an alt zemini böyle olması daha iyi bana göre. Ben her zaman sizin verdiğiniz fikirleri açayım arkadaşlar. Yorumlara cevap veremesem de inanın ki tek tek yorumları okuyup bir eksiğimiz, bir hatamız varsa uyguluyoruz. Hatta bunun altına daha farklı şunu koyarsan daha iyi olur derseniz onu da koyarız. Sıkıntı yok. Biz geçen bütün yavrularımızı halı üstünde büyütmüştük. Gayet de güzeldi. Şu an için ne yapıyorsun sen? Yalayıp durma. Bir de biz bakalım. Hep sen bakıyorsun ya. Gel bakayım. Anacık.
Çok da kıskanıyor. Çok da kıskanıyor yavruyu bak. Allah'ım tipini yedi binin seni. Bak bak Allah'ım ne kadar sevimli. Güzel güzel. Sen nasılsın? Oğlan. Bu kerata. Bu iyi bir şey olacak bak fena. Neyse büyüsün bakalım. Bunları zaten dediğimiz gibi kendimize ayıracağız arkadaşlar. Artık hayırlısı neyse olsun. Bu arada Jack Russell eli kulağında dedik. Yani bugün yarın doğumunu bekliyorum. Onun da oraya bir temizlik yaptım inceden. Buradaki bölüm arkadaşlar tavşanların istilasına uğramıştı biliyorsunuz. Güzelce bir temizlik yaptık. Yavru yapabileceği yeri ayarladım. Tabi bunun altı halı. Sonradan değiştiririz. İyice kene ilacını falan yaptık. Şu an hayvan tertemiz oldu. Şu lekeler de ondan. Nasıl önlem aldım derseniz arkadaşlar batik kullandım. 3'er milim. Enselerine sıktım yani şuraları dün sıkıldı. Bak böyle biraz bozmuş ama. Güzel bir Jack Russell. Umarım sağlıklı şekilde yavrular. Ben bugün ya da yarın doğumunu bekliyorum. Şöyle dur kızım hadi tamam. Gece biraz havlayıp rahatsız ediyor ama muhtemelen sancıları var. O da bundan. Durum bu. Doğumu yapacağı zaman sizlerle de paylaşacağız arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.